Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Umut Kırkan kanalına hepiniz hoş geldiniz ve bugün sizlerle beraber FIFA 23'te sahibinden satılık bir Fenerbahçe rebuild yapıyoruz. Biliyorsunuz ki 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu dün itibariyle. Fenerbahçe'de ikincilik ya da üçüncülük kısmında. Yani Galatasaray yenerse ikinci olacak. Kaybederse üçüncü olabilir. Yani o kısımlarda şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Fenerbahçe'nin topunu satıyoruz. Ve teknik direktörümüz Jorge Jesus da gidiyor. Sezon sonunda yani daha yeni sözleşmeler yapmadılar. Şu an Montella geçiyor mesela. İsim olarak Montella konuşuluyor. Şu an o yüzden hocamız Montella. Yukarıdaki kovulma şeyimize bakmayın. Ben bir sezon ilerledim. Ee, ondan dolayı böyle görünüyoruz. Ee, şöyle göstereyim hatta 2023-2024 sezonda olduğumuzu. Şöyle 2023 24 sezonu. Evet niye gelmedi? Evet gelmedi. Her neyse. Ee, şimdi olayımız şu. Takımdaki bütün herkesi satılık listesine koyuyoruz herkesi gönderiyoruz ee, gelen teklifleri direkt kabul etmemiz gerekiyor mecburi olarak ee, şöyle hepsini koyacağız yani hiç fiyatta pazarlık payı falan hiçbir şey yapamıyoruz direkt olarak kabul etmemiz gerekiyor şöyle Atilla salayı koyuyoruz Perez'i koyuyoruz sameti koyuyoruz ee, takımdan birkaç kişi ayrıldı Bu arada o da var ee, takımdan ayrılanlar da var mesela Miyazaki sanırım ayrılmıştı. Bu arada bu genç oyuncuları ben çıkarttım altyapıdan. Kovulmayalım diye ama galiba kovulacağız gibi. Evet gördüğünüz gibi Buruma döndü. İsmail Yüksek satacağız. Arda Güler gider büyük bir ihtimal. 75 overall olmuş Arda. Büyük bir ihtimal Arda'yı alacaklar. Şöyle İrfan'ı da koyuyoruz. Mesela büyük bir ihtimal Valencia gitmiş. Aynen Valencia gitmiş. Berisha'ya bak. Evet Batu Şua'yı filan. Samad'da Serdar ve Joshua King. Evet hepsini serbeste koyduk. Şimdi satılığa koyduk. Ee, bunları sattıktan sonra yarı sezona kadar transfer yapamayacağız. Yani yarı sezona kadar kadromuz bu şekilde kalacak. Bekliyoruz. Evet Ferdi Kadıoğlu'na geldiler. Takas kabul etmiyoruz. E, delegate diyoruz Direkt böyle olarak oturuyoruz Çünkü şey e, Takas kabul edemeyiz arkadaşlar Ta Evet Emre Mor'un serbest kalma bedelini ödüler Serdar Dursun'a iki tane takımdan teklif var Yine mecbur olarak kabul etmek zorundayız Evet Batu Şuhay'a da bir teklif geldi 13.6 Normalde Batu için çok az Ve evet Mergin Berişa Ve Joao Pedro'ya bir teklif var e, Berişa'yı da kabul ettik Pedro'ya oha Bayar Münih'le Juventus'tan teklif var Evet Ferdi Kadıoğlu'nu kabul ettiler. 27 milyon. Arda Güler'in de 15 milyonluk serbest kalma bedelini ödemiş. Malorka. Evet bir oyuncumuz satıldı. Bakalım kim gitmiş. Emre Mor gitmiş. Evet Emre Mor satıldı. Serdar Dursun satıldı. 3.250'ye Körn'e gitmiş. Serdar Dursun. Emre Mor Genoa'ya gitmiş. Genoa'ya. 6.7'ye. Evet Joao Pedro da şimdi satıldı. Pedro da gitti arkadaşlar. <laughs> Şöyle Montella gönderiyor. Batshuayi de gitti. İki forvetimiz de gitti. Üç forvetimiz hatta. Serdar, Batshuayi, Pedro. Evet Juventus aldı Pedro'yu. Berisha da gitti. Bak bu işte çok kötü oldu. Evet tam kovulma şeyimiz yavaş yavaş gidiyor da. Bizim şu gençleri şey yapmamız gerekiyor ya. O gençler bize sıkıntı çıkaracak arkadaşlar. Dur Şöyle mesela seni Direkt şey yap gönder Seni de gönder Small kalsın Veya kalmasın Seni de gönderelim Evet gönderemiyoruz Bu arada ben 12 aylık olanların hepsini yenileyeceğim ya Arkadaşlar Ferdi Kadol da gitti Ferdi Kadol da gitti arkadaşlar Eee hocamız Ferdi'yi de gönderiyor şu an Real Sociedad'a da gitti 27 milyona. İşte evet Samatta ile King'e teklif var. Evet Arda Güler satıldı. Arda Güler çok ucuza gitti ya. 15 milyona gitti. Çok çok ucuza gitti arkadaşlar. Bayağı ucuza gitti hem de. Evet Samatta da satıldı. Envanba Ali Samatta. Ya galiba Santra Forces kalacağız. Queen's Park Rangers'e gitti. King de gitti. Joshua King. King gitti. Atilla'ya bir teklif var. Nazım'a bir teklif var. Atilla'yı 19 buçuğa istiyorlar. Bunlar altyapıdan çıkarmasaydık. Jaden Osterbolli'ye de bir teklif var. Salah Nitana'dan. Yapma. Defansımız da kötü kaldı. Evet arkadaşlar takımda artık birisini satmamıza gerek yok. Çünkü bu small fazlalık olduğu için e, böyle kalacak. Yani yapacak bir şey yok. Eğer o small'a teklif gelirse göndeririz. Şu an takım bu şekilde. E, şöyle bir formasyondan ayarlayacağım artık. Yani şunu yapacağım. Başka bir bir şey yapma şansım yok. Bakayım İrfan CF oynuyor mu? Hayır. Tamam burada Diego Rossi oynayacak. Defansımız sağlam kaldı. Allah'tan ki sağlam kaldı. Kalecimiz sağlam. Yani şimdilik sağlam. Arao, Mert Hakan, Crespo, orta sahaya hatta Lincoln'u alalım. Aynen orta sahaya Lincoln'u oynatalım. Ama kötü bir kadro kaldık yani. Çok da iyi bir kadro yok elimizde. Şöyle yapalım. İki tane kalecimiz var yedek. Ya hiç iyi değil. Kadro hiç iyi değil. Golcümüz yok. Ee, şimdi bir bakalım elimize ne kadar bütçe geçmiş. Kimleri satmışız. Şöyle bir bakalım. Ofis dediğimiz zaman finansal dediğimiz 173 milyon. 173 milyon kalmış elimizde. Ee, evet Atilla gitti. King gitti. Samatlı gitti. Arda gitti. Ferdi gitti. Berisha, Batshuayi, Pedro, Serdar, Emre Mor. Ee, bunlardan önce de Miyazaki gitmişti, Gustavo Henrique gitmişti. Ee, onları ben şey yapmadım. Bu arada şimdi bu takvimde yani şeye kadar yarı transfer dönemine kadar oynatacağım. Yani sizler de göreceksiniz. Beraber izleyeceğiz yani. Burada değerlendirme yapacağız. Mesela İstanbulspor 2-0 yendi. Golcümüz olmadı halde. Bakalım yani Fenerbahçe yıllardır golcü arıyordu. Acaba golcüsüz oluyor muymuş? Bu da var yani yarı sezona kadar. Golcüsüz halledebileceğiz mi? Evet Hatay Spor'a 2-1 kaybettik. Onlar da normal yani gerçek hayatta bu sezonla geri dönmüş olacaklar lige. Aynı şekilde Gaziantep'te. Ee, Beşiktaş derbimiz var deplasmanda. Beşiktaş derbisini alırız. Evet 3-1. Yani Hatay'a kaybedip şey Beşiktaş'ı nasıl yenebiliyoruz ben onu anlayamıyorum. Gerçekten yani saçma bence. Yani gidip Hatay'a kaybedip 2-1. Gidip Beşiktaş'a da 3-1 deplasmanda atmamamız gerekiyor. Bak şimdi mesela Ümraniye'ye kaybederiz. Kazandık. Yani gerçek Fenerbahçe'de biliyorsunuz ki Ümraniye berabere kaldı. Giresun'a gitti berabere kaldı kaybetti. E, bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynuyoruz. Oradan da bir 2-0'lık galibiyet aldık. Kasımpaşa maçını alırız deplasmanda. 3-0. Rahat. 5-0 aldık. Rahat dedim ben. Avrupa'da bir ön elemeden geçmemiz gerekiyor. 2-0'da hadi. Ne oynadınız bu kadar 2-1. Evet. Yani kadromuz bakalım Adana'yı değinersek bir ay boyunca hiç mağlubiyet almamış olacağız. Hiçbir kulvarda. Ama şimdi ben bunu dediğim için büyük bir ihtimal Adana'ya beraber ya da kaybederiz. Aa kazandık. Helal olsun. Evet transfer dönemi kapanıyor. Ee, biz tabii ki de transfer yapmadık. Ama elimizde 173 bin euro. 173 milyon euro paramız var. Bu arada Milan, Kopenhag. Grup fena. Grup çok fena. Evet Milan'la. Milan'a büyük bir ihtimal kaybederiz arkadaşlar. Milan deplasmanı sıkıntılıdır. San Siro'da 2-2 yine iyi bence. Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptık. Antalya'yı yendik. Başakşehir'i yendik. Hadi bir de Karagümrük'ü yenelim. Karagümrük'ü de yendik. Hadi bir de Kopenhag Kadıköy'ü de yenelim. Bravo. Vallahi helal olsun. Bu ayda da mağlubiyetimiz yok. 2 aydır mağlubiyet almıyoruz. Şimdi ben bunu dedim. Ankara gücünü de yendik. Galatasaray maçı. Çok önemli bir maç. Evet Galatasaray maçı aşırı önemli bir maç şu an bizim için. Galatasaray'ı yendiğimiz an şampiyonluğu ilan ederiz. Evet 2-1. Bu arada bir şey diyeceğim. Takımda golcü falan olmamasına rağmen bence gayet iyi gidiyor. Avrupa'da da evet ilk galibiyetimizi aldık. Ee, bence gayet iyi gidiyoruz bu arada. Yani Sivas maçını yenersek 3 aydır mağlubiyetimiz yok diyebilirim. Beraberlikler tabii ki de olacak. Ama Bayağı iyi gidiyor. Evet HJK Helsinki. Deplasmanda değil kendi evimizde yendik bir de 1-0. Kayseri maçı sıkıntılı maç ama 2-1. Sakiniz, rahatız, hoşuz. Evet Konya Spor maçı deplasman. Çok sıkıntılı bir deplasman ama aldık. Evet Milan'ı Kadıköy'e davet ettik. Ve Kadıköy'de Milan'a bakalım ne yapacağız. Ee, yine berabere kaldık. Milan'la iki maçtır 2-2 iki, iki berabere kaldık. Ee, evet sanırım ya 3 ya da 4 aydır mağlubiyet almıyoruz. Çok çok iyiyiz. Gerçekten çok çok iyiyiz. Bir Ümraniye spor mağlubiyetimiz vardı. Ligin başlarında. Arada sırada beraberlikler aldık. Kopenhag'ı yenersek grupta lider olarak çıkarız bence. Bakalım Kopenhag. yendik. Grupta iki kere JKS'in ki bir kere de Kopenhag'ı yendik. Diğer bütün maçlarımızda berabere kaldık. Yani 3 galibiyet 3 beraberlikle toplam Ooo bu arada 3 ya da 4 ayın sonunda bir mağlubiyet aldık. Yani sonunda bir Trabzonspor'a mağlubiyet aldık. Ama Trabzon'un kadrosu aslında oyunda iyi arkadaşlar. Gerçekte gerçekte de iyi ama değerlendiremediler. Yoksa bir yani şu anki şampiyondan ya da Fenerbahçe'den çok farkları yok. Kadro olarak, kadro kalitesi olarak. Ama değerlendiremiyorlar. Tabi adamlar bir de geçen sene şampiyon oldular. Onun rehaveti var. Hala var. Evet büyük bir ihtimal Ligde liderizdir. Avrupa'da liderizdir. Daha Türkiye Kupası maçları oynanmadı. Biz transferlerimizi yapalım bir. Evet. Yarı döneme geldik. Montelli hocamız kovulmadı. Ve bakıyoruz. Ligde lideriz. 49 puan, 8 puan atmışız. Trabzonspor'a. Toplam 10 puan atmışız. Galatasaray'a. Ee, Şampiyonlar Ligi değil. Avrupa Ligi. Şöyle UEFA Avrupa Ligi'nden ikinci çıkmışız. Nasıl ikinci çıkıyoruz ya? Evet Milan'da biz line yapmış. Sevilla ile eşleşmişiz bu arada. Bu kötü oldu. Galatasaray'da da ile eşleşmiş. Olsun Sevilla'yı da ederiz. Ee, şimdi şöyle bir kadroya bakıyoruz. Altay Bayındır 82 avrul olmuş. O sayesinde Serdar Aziz'in yerine bir stoper. Sol beke bir oyuncu. Ee, bir tane golcü. Aa, İrfan Can Kahveci. Burada kim vardı? Kim gitmiş lan takımdan? Birisi takımdan ayrılmış arkadaşlar. Allah Allah. İrfancan Eribayt ayrılmış. Allah Allah. Tamam olsun, bir şey olmaz. Ee, şimdi bizim çok net bir sol bek ve stoper almamız gerekiyor. Sol beki kimi alabiliriz? Ben şöyle bir araştırayım. Tamam. Evet, ilk transferimiz Lukicov. Ee, bir sol bek'e güzel bir takviye yaptığımı düşünüyorum. Kalined Kulivali'yi takımımıza kattık. Tamam, Nate kadromuza kattık. Tamam. Lewandowski'yi de kadromuza kattığımıza göre, Moyo'yu kadromuza kattık. Yani gerçekten bence büyük bir başarı. Ve son transferimiz Alexis Sanchez oluyor. Ve bence çok güzel bir kadro kurduk. Ve evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde oldu. Ee, kalemizde Altay Bayındır, Sabek Osayi, Stopper, Kulibali, Nathan Ake, Luke William ee, Arao, Lincoln, Rossi, Bruma, Lewandowski. Yedeğinde Alexis Sanchez var. Bunun yedeğinde İrfancan Kahveci var. Bunun yedeğinde de yine İrfancan Kahveci var. Burada da İrfancan Kahveci ya da Osterwolde oynar burada Crespo, işte İsmail Yüksek, Mert Hakan yanında Şeps oynayabiliyor. Kulübali'nin yedeği yani Nathan Ake falan filan. Luan Perez oynar, Serdar oynar, Samet oynar. Sonra Osay Samerlerine Nazım Sangare var yedekte. Lukşov'un Shaw'un yerine de Osterwolde ve Luan Perez var. Ee, kaleci yedeğimiz Ertuğrul Erçetin zaten Altay sakatlanmadığına göre daha fazla sakatlanmaz. Ee, şimdi seviye maçına doğru geçelim. Beraber geçelim hatta. Bakalım ligde ilk yani bu kötü kadroyla şey toplamıştık 49 puan mı toplamıştık? Aynen 49 puan toplamıştık ve liderdik bakalım bu kadroyla ne yapacağız? Yani bir 100 puanını görmemiz lazım bence bu kadroyla. Evet ilk seviye maçına doğru böyle bir geçelim. Transferin ilk gününden bu kadar çok transfer yapmak iyi oldu. Direkt hallettik işimizi. Evet ilk transferlerimizle Başakşehir maçına çıkıyoruz deplasmana. Ve 3-2 zar zor aldık bu arada. Niye öyle oldu? Giresun deplasman değil evimiz. Yine 3-2. Çok fazla golüyoruz. Taktik değişiklik planındandık sanırım. 4-0. Tamam Lewandowski filan böyle oturmaya başladı arkadaşlar. Bakalım Lewandowski geldi. Rossi ve Buruma'nın gol verimini geçebilecekler mi? Geçebilecek mi yani daha doğrusu? Yani şu andan daha 3-6 10 gol atmış durumdayız 3 maçta. Ve Antep'i de 4-0 yendik. Oo, çok iyi. Çok çok iyi. Bu kupada eğlenmeyelim de. Evet 3-1 yendik burada da. Yani çok güzel goller attık. 3 gol, 3 gol, 4 gol, 4 gol. Yine 3 gol. Yani 3-6-9. Artı 4-13. Artı 3-17. 3 maç, 4 maç 17 gol. Çok iyi. Evet Adana Demirspor maçı var. Sonra Karagümrük maçı var. Ee, bu iyi olmadı. Bak bu kupada beraberlik hiç iyi olmadı. Kasımpaşa'yı yenelim. Güzel. Evet. ilk Sevilla maçımıza geldik. Ee, bir bakalım. Lewandowski falan yerli yerinde mi? Oynuyor mu? Evet oynuyorlar. Güzel. Fabinho falan iyi. Ve ilk Avrupa maçımıza Kadıköy'de Sevilla'ya karşı. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe'miz Avrupa'da Sevilla'ya karşı elenmişti. Ama burada ne yapacağız? Paralel evrende seneye Fenerbahçe. Bakalım 2-2 kaldık. Buruma ve Rossi. Takımın en çok 2 tane verim yapan oyuncusu. Golleri attı. 2-2 Kadıköy'de hiç iyi bir skor değil. Yani Kadıköy'de 2-2 yapıyorsak onlar biz deplasmanda yenebilirler. Ben bu arada hep rebuild'lerde hep ilk maçımı 2-2 kalıyorum. Sonra ikinci maçta kaybediyorum. Benim öyle bir olayım var ama bakacağız bu rebuild'de belki ilerleriz. Evet, şimdi ikinci sezonda bakalım. ikinci maça geldik. Şöyle bir yedeklere bakalım. Alex Sanchez işte tamam Ertuğrul sen niye varsın ki burada Ertuğrul? Şu Nathan Ake ne bir Luan Perez. Tamam mı? Aa şey gitmiş. Crespo. Ne alaka lan? Evet Crespo'yu almışlar arkadaşlar. Crespo gitmiş. Ee, tamam bu böyle kalacak. Bugün Luan Perez oynatacağız stoperde. Atilla Salay bu arada karşımızda. Ve haydi. Haydi oğlum. 2-0. Rossi Rossi. Diego Rossi. Bu adam harika. Evet, seviyeye geçtik. Milan, gruptaki Milan geldi. Ne alaka kalan? Bir iki tane Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Takım niye böyle oldu? Milan'a bakıyoruz. E, Magnan, Kjaer, ah Kayer ah Simon Kjaer. E, Simon Kayer var, Florenzi var, Joelinton var. De Ketelare var ofansif orta sahada. E, şuraya Hatta direkt şöyle yapalım. Aynen. Buruma'yı bugün yedek bırakacağım. Çünkü Buruma çok yorgun. Evet Milan maçına ilk maç Kadıköy'de. Kadıköy'de 2-2. Allah Allah. Lincoln ve İrfan Can atıyor. Ee, adamlar bu arada çok fena katlamışlar bizi. İkinci maç büyük bir ihtimal bunlarda. Oğlum ikinci maç. Yüzümü kara çıkarmayın. Buruma var bugün. Onlarda Leo var. Maignan var. Stoper'de Kayer oynamıyor niyeyse. Haydi çocuklar. Tam takırız. Full çakırız. Hadi Lewandowski çak geç. Rossi. Diego Rossi. Rossi Rossi Rossi. Rossi'nin golüyle tur atlıyoruz. Evet Lewandowski. Bu arada Deketelare 1-0 yapmış. Lewandowski 1-1 yapmış. Sonra deketeler 2-1 yapmış. Sonra demiş ki. Alex Sanchez ile Lewandowski değiştirelim. Alex Sanchez girmiş gol atmış. Ee, toplam skorda durumu eşitlemiş. Sonra dakika 76'da Diego Rossi atmış. Ve bir üst turdayız. Rossi gerçekten ee, bu rebuild de bizi kurtarıyor. Burada 3-2 geçtik. Ve Lyon geldi. Abi Şampiyonlar Ligi gibi kura çekiyoruz ya. Tam Lyon tam Şampiyonlar Ligi takımı değil ama. Abi bak yine berabere kaldık. Evet ara bu arada kırmızı kart cezası. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle Lincoln'i buraya atıp İrfan'ı buraya çekebiliriz. Tamam böyle oynayalım. Şöyle de Ara'nın yerine bir Mert Hakan. Şuraya da bir Nazım atalım. Evet, bakalım um, Lopez var. Lovren var. Tagliafico Zubeldia. Um, Tolisso. A var. Bence gayet iyi kadroları var ama biz daha iyiyiz. Haydi çocuklar. Haydi. Haydi Fener'im. 2-0. Fabinho ve Diego Rossi. Rossi. Bu adam neyin nesi? Rossi vallahi bugün Rebuild'i alıyor götürüyor arkadaşlar. Haydi çocuklar. 3-1. Buruma. Lewandowski Lewandowski. Buruma Lewandowski Lewandowski. Şu an biz aynen şimdi şimdi yarı finale geçtik arkadaşlar. Ben yanlış söyledim. Kimler var? Monaco geçmiş 5-4 penaltılarla. Tottenham ve Barcelona. Abi bak şampiyonlar ligi gibi takımlar var. Yani inşallah Monaco gelir. Aralarında en zayıf o. Barcelona da gelsin isterim. O da olabilir. Ofis dedik. Bakalım. Tottenham geldi. Yani en istemediğim takım geldi. Adamlar Premier Lig'de yani sıkıntılı bir takım. Bakıyoruz Galaxy var. Beşli stoper oynuyorlar. Richarlison, son Abi çok iyi kadroları. Berardi, Merardi. Yani üst düzey bir kadroları var ama biz daha iyiyiz. Haydi çocuklar. Haydi. Haydi Tottenham deplasmanı. 3-2. Tamam 3-2. Kötü değil. Hayır, Lewandowski kırmızı kart görmüş. 10 kişi kalmamıza rağmen 3 arkadaşlar. Fabinho abi sen niye sürekli penaltı kaçırıyorsun ya? Allah Allah. Adam sürekli penaltı kaçırıyor ya. Şöyle bir Rossi'yi atalım buraya. Irfan'ı böyle çek. Eee, Lincoln Nelike'yi orta sağ yapalım. Cm. Rossi'yi de cf yapalım. Aynen. Eee, rollerden de penaltıyı... Fabinho niye kullanıyor? Fabinho'nun bir de penaltısı 90 ya. 90 penaltın var lan. Utan amına koyayım, utan. Evet, bu şekilde çıkıyoruz haydi çocuklar. Karşıda bir değişiklik var mı? Kalede Loris var. Danilo gelmiş stopere. Normalde o sağ bek olması gerekiyor. Eee um, var. Orta saalları değişik. Sağ kanatta Mahrez var. Geçen maç Berardi vardı. Yani adamların yedekleri bile bizden kaliteli. Elensek bile artık üzülmem yani. Haydi, haydi çocuklar. Haydi ben size güveniyorum. Haydi oğlum. 3-3. Yapma be. Yapma be. Fabinho atmış. Harry Kane atmış. Sonra Harry Kane atmış. Bir tane daha. Osay Samuel atmış. Sinkmington ve Alexis Sanchez. Yani. Kötü de değildik. Yarı final gördük. Final görebilirdik. Bakalım finalde kim çıkmış. Finalde de Barcelona gelmiş. Yani ilk maç Fabinho penaltıyı kaçırmayacaktı. Kırmızı kart görmeyecektik. Maç 1-1 giderken kırmızı kart görmüşüz. Üstüne bir de penaltı kaçırmışız. Kötü oldu yani öyle söyleyeyim. Bakalım en azından birlikte şampiyonluk alalım. Evet Trabzonspor'u ilk maçta kaybetmiştik. ikinci maçta da kaybettik. Trabzon bizi iki maçta da böyle geldi tokadı koydu. Siktirin gidin dedi. Ve Antalyaspor son maçımız olacak. Onda da berabere kaldık. Ee, bakalım bir sezon sonuna böyle gitsin. Evet arkadaşlar sezon sonuna geldik. Ee, şöyle central dedik, standing ve lideriz. Evet gördük zaten lider olduğumuzu. 82 puanla lideriz. Trabzon'un bizi iki maçta yenmesi yetmemiş. Çok berabere kaldık. İkinci yarıda özellikle çok berabere kaldık. 81 tane gol atmışız. 37 tane gol yemişiz. Ve en az gol yiyen iki takımdan bir tanesiyiz. Bir de Beşiktaş var gördüğünüz gibi. Pardon. Yanlış söyledim. Galatasaray 36 tane yemiş. Ee, ama en çok gol atan takımız. En iyi avarajı da bizde. Ee, Türkiye kupasını kim almış? Galatasaray almış. Biz burada kime elenmiştik? Karagümrük'e 5-4 elendik. Karagümre de gitmiş. Galatasaray'dan 7 tane yemiş. Ee, Avrupa Ligi'ni Tottenham almış. Barcelona mı? Tottenham. Ee, yarı finalde biz elendik. Yapacak bir şey yok. Bence bu arada gayet başarılı bir ebül geçirdik. 3 ee, kupa da alabilirdik ama bir anda tek kupaya düştük mesela. Öyle bir sıkıntılar yaşadık. Ee, bakalım hemen istatistik oyuncu istatistiği dedik. Fenerbahçe'mizden Rossi var 27 gol. Keşke gerçeklere böyle oynasa. Ee, burada Burma var 7 asist. Burada da Altay Bayındır 11 tane gol yenmeyen maç çıkarmış. Ee, Avrupa Ligi'ne bakalım. Burada Altay Terştegen'le eşit 5 tane gol yemiş. Gol yemeyen maç çıkartmış pardon. Burada bu arada Diego Rossi Avrupa asist kralı. Ve Burma'da Avrupa gol kralında e, ilk 3'te hatta 1. diyebiliriz direkt. E, Lewandowski iyi yapmış 9 yapmış. Rossi de 8 yapmış. Yani bence bu Rebuild'de en başarılı Diego Rossi'ydi. Hemen onun da bir verimine bakalım. Kadromuz bu şekildeydi. Şöyle Rossi abi 36 gol 12 asist. Yani toplam 48 verim yapmış. Ama Bruma'yı da es geçemem. Şimdi 40 verim yapmış. Gerçekten bu da mükemmel oynamış. Lewandowski de gelmiş. Bence 19'a çok güzel bir katkı yapmış. Lincoln'le 19. Bence bu arada gayet iyi bir kadromuz vardı. Fabinho çok fazla penaltı kaçırdı. İki maç, iki tane önemli maçta penaltı kaçırdı. Bence başarılıydık. Montelli Hoca olarak başarılıydık. En azından Süper Lig şampiyonluğunu aldık. Avrupa'da yarı final oynadık. Tottenham'a karşı kaybettik. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde elendik. Türkiye Kupası çok önemli değil. Şu an bizim için yani. gerçekten önemli ama oyunda çok önemli değil. Biz ligi aldık o yeter. Keşke gerçekten de alabilseydik ama inşallah seneye. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sahibinden satılık rebuild bence başarılı oldu. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsa bu tarz bir kadro kurması gerekiyor ki. Yani yıldızların da olduğu bir kadro kurması gerekiyor. Bir iki tane en azından yıldız olacak takımda. Öyle bir kadro kurması gerekiyor ki şampiyon olabilirim. Bugünlük bu kadar Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın Aşağıda açıklamada discord linkimiz var Ona da katılırsanız çok ama çok sevinirim Hoşçakalın bay bay